Dünyadaki toprak oluşumunun %98'ini falan mantarlar yapıyor. Mantarları yerkürden iptal ederseniz bu gezegende karada yaşam imkansız. Düşen hiçbir dal, hiçbir kozalak, hiçbir yaprak çürümeyecektir. Üst üste binip olduğu gibi kalacaktır. Bitki örtümüz kendi artıklarının altında boğularak ölecektir. Mantar toplarken işiniz rahat olsun. Doğaya hiçbir zarar vermiyorsun. 1 metreküp orman toprağında yaklaşık 400 bin kilometre mantar misali. Burada ay mesafesi. 1 metreküpte sadece. En iyi mantarcı canlı mantarcı. Öldüren mantarları bilmiyorsanız gidip ormanda mantar toplayın. Hiçbir mantar elleyerek, koklayarak, tadarak zehirleme yapmıyor. İstediğiniz gibi mıncıklayabilirsiniz. Bayanlar, bayanlar, arkadaşlar hoş geldiniz. İsmim Hücber Barışcan. Bugün sizlere mantarla konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Yanlış bir inanışın aksine hep beraber ormanda gezmeyeceğiz. Herkes serbest, çocuklar hayır. Biraz yürüyeceğiz. Sağda solda bulduğumuz mantarlardan birer ikişer, mümkünse körpe ve bütün örnek getireceğiz. Getirdiğiniz mantarların çok büyük bir kısmını incelemeye almayacağım. Lütfen gönül koymayın. Kullanmadığımız mantarları doğaya iade ediyoruz. Onlar orada döngülerine devam ediyorlar. Sporlarını atıyorlar, toprak haline geliyorlar ve ormanda yaşamaya devam ediyorlar. Bu ormanda yaklaşık 30 bin tür mantar bulabiliriz. Herkesin sepetini tek tek inceleyeceğim. İçinden enteresan gelenleri şu iki masa üzerinde bir sergi haline getireceğim. Mantarlarınızı bütün halde istiyorum. Çürük mantarları almayın. Sepetinizde diğer mantarları kirletecektir. Berkat Bey, sepeti olmayan bir sürü arkadaş görüyorum. Arabayı şuraya kadar getirip biraz sepet dağıtabilir miyiz lütfen? Vallahi bunu ormanda bulacağınızı tahmin etmiyordum. Baba mı buldu, sen mi buldun? İkimiz ya, bir tanesi ben yorum, diğerini bağlamıyorum. Ya babanın kıyak yapma, sen mi buldun? Mantarcı şapkalı Ömer. Getirin lütfen. Çiçek toplamayın. Demiştiniz ama. Cezalısınız. Onlar için.
Aynısını tıpkısı hanımefendi. Yüzü saklısınız. Biraz büyütelim bunu. Mantarları tanımlarken ara bilgi, koku duyumuzu da kullanıyoruz. Her mantarın belli bir kokusu yoktur. Ama pek çok mantarın bize mantarı tanımlamada yararlı ipuçları veren kokuları vardır. Marasmus aelaceus. Bugün tek geldi. Mantarı koklayın dediğimizde alt tartan lamellerden hafif eziyorsunuz. Kısa kısa nefesler çekiyorsunuz. Şöyle bir dolaştırın. Tek örnek, biraz zaman alacak. Ben de bu arada çalışayım. Kim getirdi bunu? Bunlar mantar değil. Ama haklısınız. Ben de ilk başlarda mantar zannediyordum. Sorun değil. Şimdi de bize. Kıymetli değil. Ama görmediniz. Ama görmediniz. Buna bakın. Ulu tanrımlar. Ya. O zaman bizim sepetimiz mi? İnanır mısınız? Kitabımda bile yok. Gerçekten mi? Ya. Çok sevdik. Onun için özel bir yer açacağım. Amanitopsis crocata ya da crocera. İlk defa Türkiye'de görüyorum. Gelmiyor mu? He? O yapışık dolu. Çok bulduk da biz. Bütün mantarlar yenebilir. Bazıları son yemeniz olur. Lütfen olaya sadece yenebilirlik olarak bakmayalım. Öncelikle katılımınız için ve sergiye verdiğiniz katkı için çok teşekkür ederim. Hemen herkesin sepetinden bir iki örnek aldık diye düşünüyorum. Bu kadar zengin bir sergiyi bugün ümit etmiyordum. Çünkü mantar dönemi biraz kötü gidiyor. Yeterince yağmur yok. Ama yeterince tür bulduk. Tek tek mantarları anlatmadan önce bir iki mantarlar konusundaki bilgiyi paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, tarih boyunca mantarları insanoğlu birer bitki olarak görmüş olsa da ilerleyen bilim ışığına baktığımız zaman bunların ne bitki ne hayvan olduğuna karar vermiş bilim dünyası. Bildiğimiz hayvanlar ve bitkiler aleminin peşine bir de mantarlar alemi eklenmiş. Kendi başlarına canlı biçimleri. Bitkilere yerden çıkıyorlar, benziyorlar ama klorofil yok, tohum yok, çiçek yok, kök yok. Efendim? Fotosentez yok. Kesinlikle yok. Güneş ışığına ihtiyaçları da yok. Bazı özelliklerine bakınca et gibi, hücre yapısı, kitin, yani bizim hücrelerimizin zarfı kitin, ete benziyor ama et de değil, mikrokitin. Onun için çok değil, 1940'lı yıllardan itibaren bilim dünyası demiş ki hayvanlar ve bitkiler aleminin sonuna bir de mantarlar alemi ekleyelim demiş. Sadece genel kültür için söylüyorum, dünyada bildiğimiz bütün canlı türleri 5 alemde inceleniyor. Bitkileri, hayvanları biliyorduk. Mantarlar sonra eklendi. Ondan sonra kabaca virüsler ve bakteriler geliyor. Mantarların bir evreni var, bir canlı biçimi. Doğada önemleri çok büyük. Dünyadaki toprak oluşumunun %98'ini falan mantarlar yapıyor. Çıplak gözle gördüğümüz ya da göremediğimiz mantarlar. Mantarları yerküreden iptal ederseniz bu gezegende karada yaşam imkansız. Düşen hiçbir dal, hiçbir kozalak, hiçbir yaprak çürümeyecektir. Üst üste binip olduğu gibi kalacaktır. Bitki örtümüz kendi artıklarının altında boğularak ölecektir. Çok önemliler. Mantarları kabaca hemen ikiye bölüyoruz. Çıplak gözle görebildiğimiz ve göremediğimiz mantarlar. Çıplak gözle göremediğimiz mantarlar, mikro mantarlar, 2 milimetreden küçük mantarlar. Bu mantarların gezegendeki önemleri çok büyük. İnsan hayatındaki önemleri çok büyük. Ekmek mayası, bira mayası, şarap mayası, peynir mayası, mantar. Penisilin türü bütün antibiyotikler mantar. Fakat bizim konumuz 2 milimetreden büyük mantarlar, yani çıplak gözle görebildiğimiz mantarlar. Bu mantarlar, elimde gördüğünüz şu mantar, sonuçta bir meyve. Bunun bir ağacı var. Bu ağaç nerede? Yerin altında. Çıplak gözle göremezsiniz. Milimetrenin 200'de biri kalınlığında bir borucuk. Bütün sene altta bir işler yapıyor. Av yapıyor, ilişkiler kuruyor ağaçlarla. Su çekiyor, bilmem ne yapıyor. Belli bir mevsim geldiğinde ısı ve nem bize meyveleri yolluyor.
Bunlar meyve. Tohum vermek amaçlı. Mantarın tohumları da sporlar. Biz sadece meyve topluyoruz. Pek çok çevreci kuruluştan mantarları topluyorsunuz, yok ediyorsunuz. Hayır. Biz meyve topluyoruz. Nasıl evinizde bir armut ağacı var bahçenizde? Mevsimini biliyorsun kardeşim. Git meyvesini istediğin kadar topla. Ağaca iyi baktığın sürece her sene aynı mevsim sana meyve verecektir. Biz de meyve topluyoruz. Doğada hiçbir şeye zarar vermiyoruz. Prensip olarak kullanmadığımız mantarları tekrar doğaya iade ediyoruz. Çöpe atmıyoruz. Onlar da topraklaşıyor ve spor atmaya devam ediyor. Mantar toplarken işiniz rahat olsun. Doğaya hiçbir zarar vermiyorsunuz. Mantarın esası olan miselyum, toprağın altındaki bölüm, milimetrenin 200'de biri kalınlığı olan bölüm, örümcek ağı gibi bir şey. 1 metreküp orman toprağında, ya şu masa kadar bir hacimden bahsediyorum, yaklaşık 400 bin kilometre mantar miseli var. Değişik mantarların miseli. Burada ay mesafesi. 1 metreküpte sadece. Ve tekrar söylüyorum, bütün sene bir şeyler yapıyor. Mevsiminde de hop mantar. Okay. Bu yüzden pek çok mantar üretmek çok zor. Şimdi konuya başlarken haklı olarak pek çok arkadaşımız, hocam zehirli mi, yeniyor mu? Yeniyorsa kaç para, nerede var? Kınamak için söylemiyorum. Ben de mantara böyle merak ederek başladım. Bundan 40 yıl önce kadar. Birkaç tane tür öğreniriz de yeriz. Olay ilerledikçe önce mantar toplayıcılığı bir hobi haline geliyor. Daha sonra hakikaten bir tutku haline geliyor. Balıkçılık, avcılık gibi, ben av falan yapmıyorum. Bir tutku. Daha ileriki dönemlerde bu bir bilime dönüştü. İlk başlarda bir iki mantar öğreneyim de yerim olayı. Şu anki geldiğim yerde sizlere en kötü, hacı, öldürücü. Buyurun. Hemen ilgileneceğim. Hemen buraya koyuyorum, sonra bakacağım, tamam mı? Salih sen de ver. Sonra onları, Salih ne getirmiş bana ya. Bayağı ağır getirdim. Bu abi süper bu ya. Salih bunları biraz sonra ilgileneceğim, şimdi şov yapıyorum. Uyar mı? Hı-hı. Tamam. Sen de gel şova. Çık buraya. Sen de gel. Tamam. Ben de böyle başladım. Fakat ilerleyen dönemde hakikaten mantarcılara ilk başta göstermem gereken şey en tehlikeli mantarlar. En iyi mantarcı canlı mantarcı. Öldüren mantarları bilmiyorsanız gidip ormanda mantar toplamayın. Şovun başında da söylemiştim. Hiçbir mantar elleyerek, koklayarak, tadarak zehirleme yapmıyor. İstediğiniz gibi mıncıklayabilirsiniz. O benim şovum yine. En tehlikeli mantarın bir tadına bakabilirsiniz. O mantarlardan bu sergide varlar. Şöyle yapıyoruz. Mantarları sınıflandırırken, hocam zehirli mi, yeniyor mu? Yuh bırakıyoruz. Mantarların sınıflandırması şöyle. A. En önemli grup öldüren mantarlar. Hepsi zehirli bunların. Ve panzehirleri yok bunların. Belli bir miktar yerseniz panzehir olmaksızın ölüyorsunuz. Sürünerek ölüyorsunuz. Zehirli mantarlar bir mantarı tükettikten sonra oluşabilecek en ufak bir sindirim sorunu bile zehirlenmedir arkadaşlar. Özellikle bizim kırsalımızdaki köyler için, hocam ben ölmedim ki, zehirlenmedim. Ya kardeşim, bir haftadan beri ishalsin, tuvaletten çıkamıyorsun. Bu bir zehirlenmedir. Mantarların üçüncü grubu yenen mantarlar. Yenen mantarları 3 bilimsel olmayan bölüme böldük. A. Yenen yüksek ekonomik değeri olan mantarlar. Dünyadaki yüksek ekonomik değeri olan mantarların tümü Türkiye coğrafyasında mevcut. Porçini var mı? Var. Kuzu göbeği var mı? Var. Trüf var mı? Var. Matsutake var mı? Var. Türkiye çok zengin. Yenen mantarların birinci kategorisi yüksek ekonomik değer taşıyan, ihracat potansiyeli olan mantarlar. Yenen mantarların ikinci kategorisi, kardeşim çok güzel mantar, lezzetli bir mantar ama sadece sizin benim gibi mantar meraklıları için geçerli. Aynı gün tüketeceksin. Raf ömrü kısa. İhraç edemiyorum. Uçağa yollayamıyorum. Gemiye veremiyorum. Bulduğunuz gün tüketin. Afiyetler olsun. Üçüncü yenen grubu, yesen de olur yemesen de olur kardeşim. Yine onlardan da var. Yani tadı yok, tuz yok, ticari değeri yok. Zehirsiz. Türkiye'de var olduğunu tahmin ettiğimiz, çıplak gözle görebileceğimiz 30 bin tür mantarın üzerinden 15 tane kadar majör öldürücü. Maalesef öyle. Ama 200 tane kadar da zehirli. 200 tane kadar yenen, 3'e böldük. Değerliler, yarı değerliler, hiç değersizler. Geriye kalıyor 29.500 tür. Yenmeyen türler. Tahta kadar sert olanlar var. Leş gibi pis kokanlar var.
pişerken eriyerek yok olanlar var. Hepsini sergi boyunca size göstereceğim. Okey? Mantarların çoğunluğu böyle. Maalesef ve maalesef yenen, zehirli, öldürücü türleri birbirinden ayırt etmek için hiçbir genelleme, hiçbir kural, hiçbir teknik, metot, püf noktası yok. Nasıl yapacağız bana soracaksınız. Mantarı bilimsel bir netlikle tanımlıyoruz. İsmini koyuyoruz. Güncel bir kaynaktan kontrol ediyoruz. Hiç kimse 1960'ların kitabıyla bana gelmesin. O tarihlerde yenebilir olduğunu tahmin ettiğimiz bazı türlerin öldürücü olduğunu sonradan gördük. Güncel tanımlama, güncel kitaptan bilimsel tanımlama. Köylüler bilir. Köylüler bilmez kardeşim. Siz hiç Nişantaşı'ndan, Etiler'den bir zehirlenme duydunuz mu? Çankaya'dan. Bir sürü köylünün ölümünü gördük. Zahmetli ölümler bunlar. Yaşlılar bilir. Ya güncel makaleleri ben tahmin edeyim, takip ediyorum. Ben de yaşlıyım gerçi de. Adam orada ATV seyrediyor. Bilimsel makalelerden haberi yok. Hayvanlar yerse biz de yeriz. Nasıl yani? Senin karaciğerine, salyangozun karaciğeri aynı şey mi? Tavşanlar dünyanın en ölümcül mantarını afiyetle yerler. O tavşanı siz yerseniz karaciğerini ölürsünüz. Tavşana hiçbir şey olmaz. Unutun. Kurtlanan mantar zehirsiz olurmuş. Yanlış. Eksik bilgi. Ağaçta çıkan mantarlara zehir olmazmış. Ben size ağaçta çıkan bir mantar göstereceğim şimdi. Öldürür. Bütün bu genellemeleri sıfırlıyorsunuz. Bilimsel bir tanım yoksa hiçbir mantarı yemiyorsunuz. Dünyanın en lezzetli mantarı bile bozulduktan sonra zehirli hale gelir. Balık gibi. Lüfer çok lezzetlidir. Bozuk lüfer yerseniz hastanelik olursunuz. Mantarlar çok çabuk bozulan organizmalardır. Onun için sepet verdik. Naylona konmazlar. Hafif terlemeyle hemen bozulurlar. Ondan sonra bana telefon açarlar. Hocam her zaman yediğim mantarı yedim. Bu sefer zehirlendim. Mütasyon mu geçirdi? Hayır kardeşim. Bozuk mantarı yedim. Mütasyon öyle bir sene iki sene olacak bir şey değil. Hocam marketlerde köpükleri strece sarıp satıyorlar. Yani sağlık... Çok güzel soru. Bu sorunun geleceğini biliyordum. Kültür mantarı yani insanoğlunun ürettiği mantarları üreten üreticiler bu işin farkındalar. Mamullerinin raf ömrünü kısaltmak işlerine gelmez. Özel plastikler kullanıyorlar. Ama sizin öyle İsim vermek istemiyorum ama BİM'den alacağız poşet, bu iş için uygun değil. Onun için sepet, mantarları hava alacak. Mantarlar çabuk bozulurlar. Evinize mantar götürdünüz, hemen pişirin. Ondan sonra bir yemek gibi saklayın. Peki saklamamız gerekiyorsa nasıl saklayalım? Saklamanız niye gerekecek? Açlık mı çekiyorsunuz? Salamını yapıyorlar köyde mesela. Çok topladım, onları... yarın yiyeceğim mesela yarısını. Senin saçında bir yaprak mı var bana böyle veriyor? Olabilir. Ha. Yarın yeme kardeşim, bugün kavur, yemek gibi sakla, yarın yine yersin, 3 gün sonra da yersin. Tazeden saklama. Tazeden dondurma. Dondurursun, buzluğunda bu şu kadar mantar, buzluğunda bu kadar yer kaplar, kavurursan şu kadar yer kaplar. Kavur, dondur. Aranızda ben lüfer alıyorum buzluğunda beklesin bir hafta, sonra yiyeceğim diyen var mı? Tazeyken kardeşim, pişir sakla. Okey? Geldik, öldürenleri söyledik. Zehirler var dedik. Öldüren mantarların iki özelliğinden bahsetmek isterim. Birincisini söyledim. Kesinlikle panzehir diye bir şey yok. Hani yedim bana bir iğne yaptı ben gideyim abi yok. Tıp doktorları size destek tedaviler uygularlar. Yediğiniz miktara bağlı olaraktan genellikle ölürsünüz. İsviçre'de bir vaka yaşadım. Tercüman olarak ve uzman olarak ben gittim. Bir Türk vatandaşıydı. Adama karaciğer ve böbrek nakli yaptılar, yaşamadı. 2 milyon 200 bin İsviçre frangı şu anda 50 milyon Türk lirasına geliyor. O faturayı görmem gerekmiyordu ama olaya müdahale olduğum için gördüm. Hiçbir öldürücü mantar hemen etki yapmıyor. En az 12 saat. Genellikle 24 saatte 48 saat arası ilk belirtiler. Ondan sonra bir hafta 10 gün, 3 aya kadar sürüyor. Bugün mevsim itibariyle çok az bulduk. Mantarınızın altını çeviriyorsunuz, sünger sibe yapı görüyorsunuz. Bu bir sünger değil. Mantarı şöyle kestiğiniz zaman alt tarafta yan yana sık konumlu borucuklar görüyorsunuz. Boletus ailesi. Topraktan çıkarlar. Altı süngersi gözükür. Fakat kılcal borucuklar var. Boletus ailesi yaklaşık 600 tür değişik mantar içeriyor. En zehirli türü Boletus satanas. Öldürmez. Gargur ettirir. Bilinizi bozar. Boletusleri çok az bulduk bu sene. Ama niçin gösteriyorum boletüsleri size? Bakın, bak birazdan mavi olacak. Bak, tut, tut. Boletüslerin 4 tane ayrı türü var ki bunlara porcini adı veriliyor.
İtalyanca isminden Porco. Domuzlar tarafından aranıyor. Dünyanın en lezzetli mantarları bu aileden. Bölgemizde çok bol miktarda bulunuyor. Bu ormanda da var. Bu sene maalesef kurutularak saklanabiliyor. Böyle bakın nasıl mavileşti. Mavileşti mi? Göster insanlara. Kalk göster. Bu bir oksidasyon, bir şey demek değil. Zehirli olduğu anlamına gelmiyor. 4 tane boletüs türü porçin adını taşıyabilir. Tarihi çağlardan beri Çatalca, Isranca bölgesinden İtalya'ya, Roma'ya ihraç edilen bir mantar. Ekonomik değeri yüksek. Arasında öldüren bir şey yok. Altları borucuklu olan mantarları bitirdikten sonra altlarda lameller olan mantarlara geçiyoruz. Bu pancursu yapı. İnce. Bu mantarlar arasında dünyanın en önemli mantarı. Zeytin yeşili, zeytin sarısı, fibrili dediğimiz sinirli yapı. Bir yüzük. Yüzük hemen yok olabilir. Elinizi temasla. Narindir. Altta bir torbacık. İki mantar aynı mantar. Kurslarımıza yüzlerce kere gelebilirsiniz. Hocam ben artık öğrendim, biliyorum bu mantarı demek şansınız yok. Her seferinde anlatacağım. Dünyadaki ölümlerin, mantar zehirlenmesine olan ölümlerin %95'i bu mantardan arkadaşlar. Şurada iki kişiyi öldürecek doz var. Ve biraz önce söylediğim gibi süründüre süründüre. Öyle ertesi gün falan bir şey yok. 48 saat sonra ay bana bir şeyler oluyor. Bir hafta 10 günde öldürür. Hiçbir kurtuluşu yok. Amanita phalloides. Türkçe ismi çok manidar. Çok seviyorum. Köy göçüren. Arkadaşlar hayvanlar yerse biz de yeriz. Burayı bir sümüklü böcek yemiş kardeşim. Bu mantar 1,5 kişiyi öldürür. Öldürücü doz kişinin kilosu başına 1 gramdır. Bu da basında gördüğünüz çocuk ölümlerinin çokluğunu size açıklar. 20 gramda bir çocuk gider. Ve tedavisi yoktur. Tekrar ediyorum. Lezzetlidir. Ay sakın yeme. Çaktırma, çıkartıyorum. Hafif fındık tadı vardır. Bol miktarda bulunur. Güzel mantardır. Bu mantarı tanımayanlar lütfen ben mantara gidiyorum diye ormana gelmesinler. İlk tanımanız gereken mantar bu arkadaşlar. Adını yeniden söyleyebilir misin? Amanita phalloides. Amanita Amanos Dağı'ndan gelen demek tarihteki ismi. Bir aile. Bir sürü amanita göstereceğim size. Amanita phalloides. Phalloides erkeklik organına benzer demek. Genç örnekleri biraz böyle bir andırıyor. Örneğin 80 kiloluk bir yetişkin 50 gram tükettiğinde ne olur? Karaciğerin yarısı hastanede kalır. 3 hafta yoğun bakımda kalırsın. Hayatın boyunca sakat yaşarsın. Peki az önce ısırdığınız miktarı yutsaydınız ne olur? Bana iyi geliyor. Yok çıkmış. Bu sadece bir şov. Okan Bayülgen'in programında yaptım. Tam bir zihni sinir herif. Masanın üstüne çıktı canlı yayında. Öleceğin programımı kapatacaklar falan diye rating rekoru kırdık. Öyle bir şey. Arkadaşlar yüzüğü yok olmuş. Ama torbacık var. Beyaz lameller var. Bu mantarla bu mantar aynı öldürücükle aynı türdür. Amanita phalloides'in hangi arkadaş getirdi? Tebrik ederim. Albino formu. Mantarlar böyle tuzaklar kurarlar. Kültür mantarına çok benziyor ama bu da bir amanita phalloides. Sadece albino. Renk pigmentleri yok. Öldürücü. Bu yüzden lütfen bana sormayın. Aplikasyon var mı hocam? Hani bisküvilere bakıyorlar ya. Hiçbir aplikasyon şu iki mantarın farkını size çıkaramaz. Aplikasyonlar çıktığından beri sadece Fransa'daki zehirlenmeler 3'le çarpıldı. Ölümlerde 5'le. Mantarla böyle tuzaklar kurarlar. Lütfen bilmediğiniz her mantarı Amanita phalloides yani köy göçü olarak kabul edin. Amanita ailesinden renkleri sordu. Soldu biraz. Amanita caesarea 25 yıl, 30 yıl boyunca Avrupa'da bir kere yerinde görmediğim. Kilosu 150 frank, 150 euro eden bir mantar. Mevsiminde orman dolu buralar. Gelin yiyin. Çiğ bile yenebilen nadir mantarlardan Amanita caesarea, Sezar'ın mantarı. Sezar'dan başkası kelleyi alıyorlar. Sırf Sezar'a layık. Yine aynı halde birisi öldürücü, birisi çok değerli. Amanita caesarea yumurta mantarı.
İmparator mantarı diye Türkçe'de bazı köylerde geçiyor. Kırmızı bir şapka, sarı. Buradan yola çıkarak şunu söylemek mümkün. Sarı kırmızı olan her şey mükemmeldir. Karşı çıkanlar şu tarafa. Doğada bu şekilde turuncu olarak da buluyor muyuz? Daha turuncu. Bunları iki günden beri saklıyorum. Bunlar soldu. Böyle domates kırmızısı olur. Altı civciv sarısı olur. Çok yakışıklı. Kitaba bakarsanız kitapta çok güzel örnekleri var. Bu ormanda toplandı onlar. Fotoğraflar buradan çekildi. Muhteşem bir mantar. Sadece size göstermek için 2-3 günden beri saklıyorum. Bugün bulamadık maalesef. Kırmızı üstüne beyaz benekli mantar var ya. Her yerde görürsünüz. Hatta kitabımızın baş sayfası. O mantar Şirinler mantarı. Kim dedi? Bravo. Hayır. Şöyle. Alice Harikalar Diyarı'nın yazarı ismini hatırlamıyorum maalesef. Aynanın öbür tarafına bunu yedikten sonra geçer. Halüsinojendir. Muskarya mıydı? Müskarya. Bravo. Tebrik ederim. Amanita müskarya bu ormanda yok. Her tarafta dolu dağlara çıktığınız zaman. Kök narlar altında. Onun amcasının oğlu zehirli. Bu burada bulunan örnek. Yine hafif kafa yapar ama çok zehirlidir. Amanita panterine. Panter desenli Amanita. Biraz daha küçük boylardadır. Bulunur. Amanita rubescens. İki mantar aynı. Tekrar aplikasyon konusuna geliyorum. Bu da aynı, bu da aynı. Yüzlerce renk, şekle girebilen, çok yaygın bulunan, iyi piştikten sonra yenebilen bir tür. Amanita rubescens. Bizim için tanımlaması kolay fakat yeni başlayanlar için biraz zor. Panterinella karıştırılabilir. Bu başımın püsküllü belası. İlk defa mantara gelen bir arkadaşı götürüyorum. Bu ne diyor? Amanita rubescens. Bu ne? Bu da Amanita rubescens. Üçünden sonra adam kuşkulu kuşkulu bakmıyor. Bir Latince kelime öğrenmiş. Hepsi çakıyor hoca diyor. O kadar değişken ki. Buna yeni bir Türkçe bir isim taktım. Moda. Heterodoks mantar. Arkadaşlar bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Mantarı tanımlarken kimi zaman kokladım. Her mantarın bariz bir kokusu olmamakla beraber pek çok mantarın bize kimliğini açıklayan bazı kokuları olabilir. Bu kokular anasondan tutun vanilyaya kadar Hindistan cevizine kadar gider. Burada Amanita citrina. Mantarı koklayın dediğim zaman şapka altını hafifçe ezin. Kısa kısa nefeslerle. Ömer hop. Buyurun koklayın. Bu Amanita citrina. Kokusu çok barizdir. Bu biraz daha az kokulu galiba, biraz büyümüş. Amanita citrina limon renkli fakat limon kokulu değil, çiğ patates kokusu. Aldınız mı? Özelliği bu. Türkiye'de ilk defa görüyorum. Kim getirdi bunu? Ben kokmak isterim. Teşekkür ediyorum. Bu da bir Amanita ama Amanitopsis. Çakma Amanita. Çünkü yüzüğü yok. Amanitopsis crossera. Bunu doğada görüp fotoğraflayıp kitabıma koymak isterdim. Size teşekkür ediyorum. Türkiye'de ilk defa görüyorum. Elinize sağlık. Şimdi lamelli mantarlardan devam ediyoruz. Arkadaşlar lamelli mantarların hemen hemen tamamı şöyle bacaklarını sıkın lifli bir yapıdadır. Bir aile var. Rüsül ailesi tebeşir gibi kırılır. Lifliliğidir. Rüsül Latince kırmızı demektir. Fakat bu mantarların yeşili var, kahverengisi var, altı üstün her rengi var. Alanında sizi öldürecek hiçbir şey yok. Özellikle başlangıçta kırmızı renkli rüsülalardan uzak durun. Bu bir rüsüla lepida. Hafif acı olabilirler. Acı rüsülaların hepsi ihraç. Ya sadece acıdır, lezzetsizdir. Bize güzel bir acıdır, öyle izot gibi değiller. Ya da hafif midenizi bozarlar. Altı üstün üzerinden bu cici mantarların sadece 3-4 tanesi yenmeye değer. Başlangıçta uzak durun. Tebeşir gibi kırılıyorlar. Özellikle kırmızılarını yemeyin. Gerisini bana sorun, ben size anlatırım. Bir mantar ailesi, bu da dün geldi. Türkiye'de ikinci defa görüyorum. Rüsülalar gibi kırılgan olmakla beraber süt akıtan mantarlarımız var. Şimdi bu mevsimde biraz zor olacak çünkü kurudular. Bakın şurada bir damlacık gözüküyor. Mantarı kırdığınız zaman biraz süt akıtır. Süt diye aslında bu bir lateks.
öz su. Bu lateks her renkten olabilir. Beyaz olabilir. Hava ile temasla sarıya dönebilir. Bugün bulamadık. Bir tane var, laciverte dönüyor. Mavi. Beyaz akıyor, sonra oksidasyon hava ile temasla. Böyle mantarlar var. Lateks her türlü bitkinin ve şeyin akıttığı öz suya denir. Hepsinin kimyasal formülü değişiktir. İlla kauçuk olması gerekmiyor. Süt de yanlıştır. Lateks doğru kelimedir. İlla ki kauçuk olması gerekmez. Öz sudur lateks. Okey? Şimdi bu kırdığımız ya da kestiğimiz zaman süt akıtan mantarların, bunlar da 300 çeşit falan. Burada da bir zehirlenme, ölme riskiniz yoktur. Fakat Türkiye'nin en sevdiği, en yaygın bulunan mantarı Lactalus ailesinden. Bütün Karadeniz bölgesinde Kanlıca, Çanakkale'den İzmir'e kadar Çıntar, ondan aşağısında Melki. 4-5 çeşitler sadece iğne yapraklar altında oluyor. Bu ormanda bulamadık bunları. Bunları şeyden getirdik, Sakarya'dan. Kurumuş oldukları için süt akıtmayacaklar. Hafif belirliyor süt, görüyorsunuz. Gilbert Hoca bu mantarları hiç sevmez derlerse inanmayın, ben bütün mantarları seviyorum. Raf ömürleri çok kısa mantarlar. Kastamonu'da abla topluyor, naylon torbaya basıyor. Kurtlanmadan önce yeşillenmeye başladı, görüyor musunuz? Oksidasyon. Abla otobüse koyuyor. Ertesi gün pazara geliyor. Kasımpaşa'da İnebolu pazarına. Ondan sonra sabah saat 3'de Gilbert Hoca'yı arıyorlar. Ben zehirlendim hocam, her gün yediğim mantardan. Bir kere zehirlenince beni aramayın, ben doktor değilim. Zehirlenmeden önce bana geleceksiniz, ben size söyleyeceğim. Bozuk mantar, çabuk bozulan mantarlar. Körpeyken ben de bayılarak yiyorum. Ama pazardan alırken özellikle böyle yeşermemesine dikkat edin. Siz de o mantarı satın almayın lütfen. Yoksa bir şey olmayacak. Yani mideniz bozulur, bütün gece huzursuz olursunuz. Bir de ölüm korkusu yaşıyorsunuz ben zehirlendim diye. Lütfen dikkatli olun. Köylüye, pazarcıya, mazarcıya güvenmeyin. Bu mantarın körpe örneklerini yedikten sonra eğer idrarınız kırmızı ya da turuncu çıkıyorsa o zaman da beni aramayın. Tamam mı? Hiç sıkıntı yok. İçindeki karoten böbrekte sizden transit geçer, idrarınızı boyar. Hiçbir sakıncası yoktur. Bal renkli armiyer. Bütün ağaç kütüklerinde değişik değişik formlarını gördünüz. Bu da aynı, bu da aynı. Buradan da tekrar geliyorum. Aplikasyonlar güvenilir değil. İkisi de aynı mantar. Bal renkli armiyera. Özellikle eski Sovyetler Birliği'nden gelen, Rusya'dan gelen arkadaşlarınız ay bu çok lezzetli derse inanmayın. Bacakları yenmeyecek kadar liflidir. Şapkaları da hazm çok zor mantarlardır. Çok hafif, mide bozukluğuna yol açarlar. Türkiye gibi mantar zengini bir ülkede yemenizi tavsiye etmediğimiz mantarlardandır. Karnınızı tok tutar ama yani çok lezzetsizdir. Armiyalara lütfen değer vermeyin. Ağaçlardan çıkan bir mantar daha. Vıcık vıcık mantar. Elledim. Ama bak şöyle güneş tutunca nasıl, görüyor musun? Yarı saydam değil mi? Fotoğrafçılar bu mantarın böyle güneşe doğru fotoğrafını çekmeyi çok severler. Ben bu mantardan... Udmansiyella myshida. İngilizce ismi küçüğü bu. Ölü ağaç küçüklerinden çıkar. Cıvık bir mikozo ile kaplıdır. Yenmiyor. Bacağı çok sert. Şapka, cıvık. Pek ihtiyaç... Ben yemez zaten. Ben de yemiyorum ya. Ben onu tatladım ama. Fakat... Bu mantardan yola çıkaraktan son 10 yıl içinde 2 tane ayrı molekül çıkartıldı. Bir tanesi akne türü, cilt hastalıklarına çok iyi geliyor. İlaç haline getirildi. Öbür çıkartılan molekül, kitapta yazıyor moleküllerin ismini unuttum. Tarım zararlısı mantarlara karşı çok başarılı biyolojik bir silah. Sadece bu mantar. İngilizce ismini çok seviyorum. Porselen mushroom. Porselen gibi parlak. Şu mantarı getiren arkadaş kim diye bilmiyorum. Teşekkürler ederim. Yine mi sen ya? Ağaç kütüğünden, pazardan aldığınız, Migros'ta gördüğünüz İstiridye mantarının körpesi ve sizden ederim çok daha lezzetlisi. Neden siyah? Güneş gördüğü için. Pazardakiler niye be? Güneş görmediği için. Bodrum'da üretiyor. Güneşe ihtiyaçları yok ki. Mantarların değişkenliği. Yok, çok güzel soru. Birisi beyaz, birisi kurşuni. Yüzünü saklasın. Aplikasyonlar bunun için yok. Zehirlenmeler bunun için var.
Bak daha yeni çıkmış. Aynen pazarda gördün. Bu da amcasının oğlu Pleurotus dirinius. Tek tek çıkar bu, katman katman çıkmaz. Bu da lezzetli fakat bu mantarın dip bölümleri çok serttir. Pazardan alırken dikkat edin. Çok büyük boyda alırsanız istediğin mantarın dip bölümleri hakikaten yenmeyecek kadar şeydir yani, hırt hırttır. Körpelerini alın. Şu mantar çok hoşuma gitti. Türkiye'nin gururla söylüyorum ilk mantar kitabını ben yazdım. Bu mantar da o kitabın şey sayfasıydı. Kapak. Misena rosea. Pembe renkli misena. Burada biraz solmuş. Hakikaten hanımefendinin şeyinin rengindedir. Mont mu diyelim ona? Montunun rengindedir. Dünyanın en güzel mantarlarından biridir. Yenmez etmez. 2 kilo falan yerseniz hafif kafayı bulursunuz. Midenizi bozarsınız. Yine bir renk özelliği Strophoria originosa. Bakır yeşili Strophoria. Hafif toksik. Şöyle renkler alır. Buradan arkadaşlar teşekkür ederim. Burada bir mantarımız. Değişik boyları da gelmişti. Mega Colibia platifila. Biraz önce size bahsettim. Pişirirken eriyerek yok olan mantarlardır. Zehirli mi? Değil. Ama hiçbir değeri yok. Yok oluyor. Eriyor. Coprinusler diye bir aile var. 150 türler. Füze biçimli mantarlar. Burada elimde gördüğünüz Coprinus comatus. 150 türün içinden tek yenmeye değer. Yaşlandıkça böyle siyahlaşır, mürekkepleşir, akmaya başlar. Körpeyken sadece mantar meraklıları bunu yiyebilir. Arada Coprinus micaceus yine pişerken eriyip yok oluyor. Pek de hoş kokmuyor, mürekkep kokuyor. Pişerken eriyor, yok oluyor. Ama bazı arkadaşlar şu mantarı getirdim. Coprinus atromantarius. Buyurun yiyin. Pek lezzetli değil. Yedikten sonra 1 gram alkol alırsanız yoğun bakım. Hastane kadar. Bir bira, yarım bardak bira içmeyin bunu yedikten sonra. Perişan olursunuz, öldürmüyor. Kusma, soğuk, ter bilmem ne. Gönüllü alkolizm tedavisinde kullanılan molekül bu mantardan yola çıkarak elde edildi. Coprinit. Antabüs adlı ilaç. Peki ne kadar süre? Doktor musunuz? Ne kadar süre sonra içki içebilir? Anında. Yani yiyin. 5 dakika sonra içki için. Buradan affedersiniz şu ağaca kadar kusarsınız ilk başta. Şöyle havası şeyi kesin. Memesini. Pişmiyor çünkü çok sert. Bacağına atın, çok lifli. Böyle açmış bir şapkayı. İtalyanlardan öğrendim. Yumurtaya ve una batırın, bir sürü baharat koyun, şinitsel yapın. O zaman mantar haysiyet kazanıyor. Şey farkı var mı? Mesela bunun bir desen yok. Bunlar böyle şeyli. Hiçbir fark yok. Yüzük oynadı mı makro repiyota tamamdır. İtalyanca bilenler için. Daha ergen bir, genç bir formu. Mazzo di tamburo, davulun tokma. Aynı mantar. Altlarında lameller olan mantarları bitirdik. Mantarımızın altına baktığımız zaman değişik dokular olabiliyor. Burada gördüğünüz mantar, mantarların prensesi, şantrel, tantrel, piferling. Şöyle tek başına koku vermez ama bütün halde koklarsanız baygın bir kayısı kokusu. Nefis, kendinden baharatlı. Tavaya atın, biraz kavurun. Afiyetler olsun. Bence sorun şu, Türkiye'de yaygın. İhraçla ediliyor. İsmi çok kötü. İsmi çok kötü değil, pardon, yanlış söyledim. Her köyde bir ismi var. Giresun'un tavuk mantarı. Eflani'nin meşe dibi. Eflani'nin sarı kız. Azdavay'ın meşe dibi mantarı. Tavuk mantarı, tavuk ayağı mantarı, tavuk ibiği mantarı. Her köyde bir ismi var. En özel olan da Bolu. Üst taraflarda bal kadın. Bal gibi tatlı bir kadın kadarını verdim. Çok lezzetli. Alt tarafta da mantarı. Aradaki fark nereden geliyor bilmiyorum. Sergi bitti. Kanterallus sibarius. Şantrel. Piferling. Kanterall. Fransızlar şey dediler. Girol. Yine aynı şekilde koklayabilirsiniz. Amcasının oğlu. Sonbahar şantreli. Çamların altında küçük boyda olmakla beraber bol verim veren tanımlaması kolay mantar. Yine baygın kayısı kokulu. Çok lezzetli. Yine çok kolay bir mantar. Altına bakıyorsunuz, iğnecikler. Elinize bakmaz bu iğnecikler. Kırılgandır. Sığır dili mantarı, elik derisi mantarı. Bu renkte gördünüz. Buyurun, afiyet olsun.
et kadar diridir. Güzel bir mantardır. Ticari değeri vardır. Bir de ben mesela mantar turşusunu pek sevmem ama bu mantar turşuya geliyor arkadaşlar. Körpe örneklerinden bir turşu yapın. İstediğiniz aromayı koyun. Defnesini, yunanmesini, hepsini emer. Çok lezzetli bir turşu elde edersiniz. Son derece kolay. Ha, başka bir mantar gördünüz. Altında yine incecikler var. Ama rengi değişik. Hiç sorun yok ama lezzetli değildir. Sarkodonlar. Puf mantarları. Balon gibi. Bunun 45-50 kilo olan yok. Uçtum ya. 25 kilo var. 25 kilo bulunmuş. Her çeşidi var böyle balon gibi. Genellikle çayırlıklarda. Siz ormanda buldunuz. Her şehirde buldum. Elimde tuttuğum Lycoperdon perlatum. İncili Lycoperdon. Böyle dikencikleri inci gibi elinize yapışır. Lycoperdon kurt osuruğu demek Latince. Türkçe'de osuruk mantarı. Mantarlar yaşlandıkları zaman üstlerine bir delik açılıyor ya da üst tarafı yırtılıyor. Mekanik yoldan spor salıyorlar. Böyle bastığınız zaman puf. Puf puf. Bu puf illerden hiçbir zehirli ya da öldürücü mantar yok. Körpeyken hepsi yenebilir. Fakat lezzetleri yok ve süngersi yapıyorlar. Yani ister yiyin ister yemeyin. Arkadaşlar bulmuş küçük bir örnek. Bu boyda olabilir. Özellikle meşe ağacının dibinden çıkar. Fistula hepatica. Yenebilir. Kesin hepatik karaciğerle ilgili demek. Bakın karaciğer gibi bir dokusu var. Mantarlar halinde bildiğimiz tek ekşi tat. Bu mantar ekşidir. İsyan tadına bakabiliriz sergiden sonra. İnanın bana Türkiye'deki büyük şeflerin hepsini tanırım. Hepsiyle bir mantar eğitimi yapmıştım. Hangi şefe bunu verdiysen vereyim, al bunu götür bir daha da getirme dediler. Belki cacık olur bundan dediler. Fransızlar yiyor. Evet, aynı mantarın dev gibi hali. Fistula hepatica. Eğer ekşi bir şeyler seviyorsanız ya da bu mantara bir formül buluyorsanız. Bu biftek denilen de bu mu? Biftek deniyor ama pek çok mantara biftek deniyor. Hangi biftekten bahsettiniz şey yapamıyorum şu anda. Bir böyle garip mantarlar ailesi var. Helvelleler. Özellikle getirdim. Yapınca normalde spor atması lazım. Atmıyor. Helvelle elastika, helvelle crispa. Şüpheli türler. Sonra bir mantarlar ailesine geliyoruz. Dene sakalı öbür tarafta. Evet. Mercan'a. Ramarya ailesi. Ramarya demek çalı çırpı demek. Mercan şekli. Yüzlerce tür. Genellikle sarı renkler ama her renk olabilir. Avrupa'da pazar satışları yasak. Çünkü 150 tür üzerinden nereden baksanız 100 tanesi kesip ishal yapıyor. Bizim köylümüz Yenir abi diyor. Mecbur kalıp yedim. Hırtır. Çok lezzetli değil. Hatta şöyle bir yanım var. Şu anki Azlavay Belediye Başkanı Osman Civelek mantar meraklısıdır. Her gittiğimde o tarafa beraber eğitim yaparız, araziye çıkarız. Osman Bey'e sakın bunları yemedin. Köylü sık kullanıyor. Tamam dedi. Sonra İstanbul'da bir gün buradayım. Bir haber geldi. Osman Bey zehirlenmiş. Belediye başkanı cırcır olmuş. Aradım. Geçmiş olsun başkan dedim. Abi sorma ya dedi. Oy kaygısı. Köylü dedi börek yapmış yedim dedi. Ne oldu başkan dedim. Abi oturamıyorum dedi, tuvaletteyim. Akşam cırcır Osman Başkan. Ambulansçı zaten kendi ambulansçı. Belediye başkanı koskocaman. Ambulansı aramış. Oğlum demiş. Panik yapmadan gel. Hani ışık da koyma, düdüktür çalma. Gel beni al hastaneye götür demiş. Ambulansçı şöyle demiş. Kaymakam Bey'i bırakayım hemen geliyorum demiş. İkisi de cırcır olmuşlar. Çok sık pazarda göreceksiniz. Hakikaten değmiyor. 2-3 gün tuvalette kalabilirsiniz. Değmez gibi. Aynı aile Helisium coralioides ya da clatroides Helisium erinaceum. Bazı kaynaklara göre Alzheimer'e iyi geliyormuş. Palavrasyon. Eğer iyi geliyorsa da ormanlarda bir sürü var. Bu mantarların bir özelliği dünyada ve Türkiye'de artık
Ormanlarda ölü ağaçları bile bırakmıyoruz. Onları da odun diye, sunta diye topluyoruz. Bu mantarlar ölü ağaçlarda yaşıyorlar. Ve yaşam alanları çok daraldı. Ölü ağaç yok. Bakın etrafınıza. Şurada bir tane var ama yakında götürürler. Onun için bu mantarlar yok olma yolunda. Zehirli değiller, yenebilirler, lezzetsizler. Bazı kaynaklara göre bir sürü hastalığa iyi geliyorlar ama ben o kaynaklara inanmıyorum. Tahta kadar sert mantarlar. Yiyemezsiniz. Kav mantarı. Ağaçlardan çıkar. Şurada gördüğünüz mantar 7-8 yaşında. Eski tarihlerde bundan kullanarak ateş yakıyor insanoğlu. Kurutuyor. İdrara yatırıyor. Tekrar kurutuyor. Küllü suya yatırıyor. Pamuksu bir dokuya ulaşıyor. Ondan sonra ateş yakmak için. Eski çağlarda herkesin cebinde biraz var. O zamanların çakmağı gibi düşün. Herkes ateş yakmak zorunda. Fomes fomentarius. Ölümsüzlük mantarı reishi. Bir türü Ganoderma lucidum, bir türü Ganoderma aplanetum. Bunu yerseniz bir daha hiç ölmüyorsunuz. Kansere, basura, öksürüğe, tıksırığa ve kelliğe her şey şifa. Lütfen bunlara inanmayın. Eğer inanıyorsanız da gelin bana. Bu mantarları size hediye edeyim. Gramına 1000 liralar çekiyorlar. İnsanları kandırıyorlar. Turkey tail. Yine şifalı diye geçen bir mantar. Orman dolusu var. Lütfen dolandırıcılara para vermeyin. En son mantarlarımız ise leş kokan mantarlar. Ben niye kokuyorum ki biliyorum zaten. Manyağım anlıyor. Phallus empedicus. Utanmaz erkeklik organı. Büyüdüğü zaman leş gibi kokar. Clatrus ruber. Bir kafes. Tam bir uzaylı. Tam uzaylı. Kafes şeklinde açar. Bir yumurtanın içinden çıkar. Bu da leş gibi kokar. Yaygın türlerimizden. Bu da yarına saklayacağım. Bugün kesmiyorum. Bu falüs dediğim yani utanmaz erkek organının yumurta hali. Bunu delerek çıkıyor. Sonra torbacık oluşuyor. Arkadaşlar bulduğumuz mantarlar ben anlatacaklarım bu kadar. Berkant Bey kitap isteyenlere teklif et. Bütün sorular için buradayım. Lütfen çalışmadığım yerden sormayın. Evet, şöyle diyorlar. Hayır, yok. Zehirli misiniz? Yok, bir gün içerisinde falan gönderiyorlar diye biliyorum ama yine de riskli. Ay yapışkanmış. Benim kitapta eski bir şey yapıyorlar. Hı? Bayağı zaman oldu abi. Hangisi? Bu. Ha bu mu? Abimiz. Tamam. 5-6 ay oldu. Abi en güzel kitap eskiyen kitap. Geçen hafta Bolu'da inmişsinler hocam. Hı. Orada bir kampa gitmiştik. Kampa gitmişken mantara da bakayım dedim. Hı hı. Çıktım biraz ebişka, Balkan dedikleri var ya. Uuu. Şeklinde olan. Onlardan çıktım. Biraz da mor, mavi cinciler. Ha ne güzel. Çıktım. Karşıma iki tane köylü abla çıktı. Biri yaşlı, bir kızı herhalde. Ne topladınız abla? Bunlardan topladık. Baktım ebişka var. Bir de kara mantar cins. Bilirsiniz gri şekli. Boktan bir şey bak. Bu kitap 30 yıldan beri yazılıyor bak. Kitap yok. Hocam abla benim sepete baktı. Erişkede gördü. O bunlar iyi dedi. Doğru toplamışsın dedi. Mor cinciliği gördü. Aldı attı. Deli mantar, deli mantar diye. Bu dedi zehirli dedi. Ya, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kardeşim. Seninkilerle bu oradan aldım biliyorsun. Eczaneme getir. Bunu eve götür. Niye? Hatıra. Zehirli değil. Kesene getirdim. Seni birisi sinirlerse kafasına vurur. Ya.